Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler. Keramet. Peygamberlerin gösterdikleri olağanüstü durumlara mucize, evliyanın gösterdiğine keramet ve iman etmeyenlerin göstermiş olduğu olağanüstü duruma cehennemdeki yerinin adeta artması manasında istidraç olmuş oluyor. Keramet bir ikram-ı ilahi. Bütün kulub-ı münevvere nurlu kalpler, aktabı olan evliyalar, keşf-ı kerametlerine itimat ederek. Yani Cenab-ı Hak onların bulundukları pozisyon gereği olaraktan bazı ikramlarda lütfunda bulunuyor. O da keramet yoluyla bazı şeyler zahir oluyor. Kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahdisi nimettir. Çünkü ayette bu emma bi nimet rabbike fahaddis. Ama Rabbinin nimetini tahdisi et, dile getir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs bilerek harika bir emre mazhar olursa, o halde eğer nefsi emmaresi baki ise, ki herkeste var, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraç olabilir, tehlikeli olarak. Eğer bilmeyerek harika bir emre mazhar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var. İntak-ı bilhak nevinden, yani hakkın konuşturması kabilinden ona muvafık bir cevap verir. Sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleştir. Ziyadeleşir çünkü intak ettiği için konuşturduğu. Ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafizim vardır der. Tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatarsız yani zararsız bir keramettir. İffasına, gizlemesine mükellef değil. Çünkü kendi isteğiyle konuşmamış, konuşturulmuş. Fakat fakir için kasten izharına çalışmamalı. Yani kendisine mal etme yönüyle. Yani o zaman ne olur? Ha, benden çıktı. O zaman bir fakir gurur olmuş olur. Ama Allah konuşturduğu içindir ki bir ikram-ı ilahidir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi niyet-i halisenin, halis niyetin dahi kerameti vardır. Yani ilminde, birçok samimiyetinde, ihlasında kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusuz billah için olan bir uhuvvet, kardeşlik dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün, dayanışmanın çok kerametleri olabilir. İşte bu sırra binaen ehl-i velayet, hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş görüyorlar, nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. Elhamdülillahi ala külli hal diyorlar. Yani her halükarda Allah'a hamdolsun. Keşf-ı keramet, ezvak-ı envar verildiği vakit bir iltifat-ı ilahi nev'inden kabul edip setrine örtülmesine, perdelenmesine çalışıyorlar. Fahre değil, belki şükre. Ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin istitar ve inkıtağına istemişler. İnkıtağını, kesilmesini istemişler. Ta ki amellerindeki ihlası zedelenmesin. Yani dolayısıyla bir gurura sebep olmasın. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk'u diyor ki, bir küçük mesele-i imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametleri müreccahtır. Tarikattaki o zevklerden. Çünkü iman meseleleri gıda gibidir. Keramet meseleleri meyve gibidir. Evet, meyve yani gıda tamam olduktan, kemalini bulduktan, kalp, duygular doyduktan sonra üstüne yenilir. Kerametler, keşfiyatlar, tarikatta sülük eden, manevi bir yolculuğa çıkan, âmi ve yalnız imanı taklidi bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere, bazen zayıf olanlara takviye ve vesveseli şüphelilere kanaat vermek içindir. Yani ta o bir derece daha da bağlantısını kuvvetlendirmek amacıyla. Ve neticede keramette olan keşif, yani bazı kapalı olan şeylerin açılması, açılımı. Tılsım-ı kainatı ve muamme-i hılkatı keşif ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim. Yani Efendimiz mesela duasında ya Rabbi hayretimi arttır diyor. Bu hayret artma nasıl olur? Bazı kainattaki bazı sırların üzerindeki perdelerin kalkmasıyla. Hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda müşahede ve görülmesinde berzahlar ortaya düşüyor, perdeler, engeller. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor.
Bazıların kabiliyeti, bazı erkan-ı imaniyenin, imanın rükünlerinin inkişafına menşe, kaynak olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor, çeşitleniyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat, bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüz'iyet ve zilliyet ve asliyet itibarıyla cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüz'iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. Kainatın tısımı muğlakını, yani o kapalı tısımını ve hılkat-ı alemin muammayı acibesini, o acib kapalılıklığını fetih ve keşfetmek, açmak, elbette hakikat bin hakikati gören ve gayb aşina ve hidayet bahş ve hakikat numa olan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir. Bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı kitap ve sünnettir. Ve mehenkleri kitap ve sünnetin desaritir-i kutsiyeleri, o kutsi düsturları, ölçüleri ve asfiyay-ı muhakkikinin kavanini hassiyeleridir. Yani kesin bilgiyi elde edecek olan kanunlar. Ehli velayet, hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş görüyorlar. Nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar, şikayette bulunmuyorlar. Elhamdülillahi ala külli hal diyorlar. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Keşf-ü keramet, ezvak-ı envar verildiği vakit bir iltifat-ı ilahi nev'inden kabul edip setrine çalışıyorlar. Kerametler, keşfiyatlar, tarikatta sülük eden, manen yolculuk yapan, âmi ve yalnız imanı taklidi bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere bazen zayıf olanları takviye ve vesveseli şüphelilere kanaat vermek içindir. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyri sülük zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden normal insanın normal yaşantısının üzerine çıkıyor. Hilaf-ı adet halata mazhar oluyorlar. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri sülük daire-i aziminin tayyine mecbur değildirler. Mesela onlarda bu manada keramet yoktu sahabilerde. Ama hiçbir veli, Abdülkadir Geylani gibi birçok zat o sahabeye en amisine daha yetişemiyor. Keyif. Kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün gariplikler. Meşru daire, helal daire, ruh ve kalp ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine kafidir. Onun için Üstad öyle diyor, harama girmeye gerek yok. Gayri meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu, aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Elbette ekseriyetle gençlerin gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayri meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin. Aziz kardeşlerim, bu sıkıntılı zamanda ve tazyikat altında akıl ve kalbi eğlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ı ilmiyeyi, yani ilmi adeta tabiri caizse meyve kabilinden olan meseleleri israf saymayınız. Evet, beşer hakikate muhtaç olduğu gibi bazı keyifli hevesata da ihtiyaç var meyve kabilinde. Fakat bu keyifli hevesat beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırrı hikmetine münafi aykırı olur. Hem beşerin tembelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına sebebiyet verir. Çünkü oyun ve eğlence için gelmemiş insan. Buna sebebiyet verip beşere insanlığa büyük bir nimet iken büyük bir nıkmet azab olur. Beşere lazım olan sahaya, koşturmaya, gayrete şevki kırar. Ve kıble. Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir. Bir, bir, yüze kadar bir, bir. Ehli imanı birbirine bağlayan noktalardan birisi. Müştehitlerce istikbali kıble, namazda kıbleye yönelmek dışındaki altı şarttan birisi. Namazda şart olması ve şart ise bütün erkanda bulunması sırrıyla secde ve rükuda istikbale kıble lazım gelmiyor.
Bu ise yerin, zeminin küreviyeti ile şer'an ve şer'an, kıble Kabe-i Mükerreme'nin üstü ta arşa kadar ve altı ferşe kadar bir amud-u nurani, adeta nurani bir hat ve direk olması. Küreviyetle dünyanın yuvarlaklığıyla istikbal erkanda bulunabilir. Yani hiç mesele değil. Tam hedef olmasa bile altta ve üstte yine aynı noktaya, o nurani adeta hatta denk gelmiş oluyor. Senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kabe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlarından kurtarmasını ve o düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun? Elem tara diye Fil suresinde anlatılan olay. 40. Altıncı sualimiz. Sindi Kemal olgunluk yaşı, itibar olunan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi peygamberliğin ve birçok peygamber öyle ve ömrü saadetlerinin 63 olmasındaki hikmet nedir? Hakikaten bakıldığı zaman 63 az gibi, erken gibi. El cevap, hikmetleri çoktur. Birisi şudur ki, nübüvvet, peygamberlik gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Melekat-ı akliye, akli duygular insanın ve istidadat-ı kalbiyenin, kalbi kabiliyet ve duyguların inkişafı ve tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilebilir. Ancak o kemal bulunca taşınabilir o ağır yük. O tekemmülün zamanı ise 40 yaşıdır. Hem hevesat-ı nefsaniyenin, nefsi isteklerin, heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengamı ve ihtirasat-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabı geçse, sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan vezaif-i nübüvvete muvafık düşmüyor. Çünkü o çağlardaki bir şey insanların aklına makam mı, mal mı, para mı, ne istiyor diye insanların aklına gelebilir. Kırktan evvel ne kadar ciddi ve halis bir adam olsa da şöhretperestlerin hatırlarına belki dünyanın şanı şerefi için çalışır, vehmi gelir. Böyle bir hayal de olabilir. Onların ittihamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra madem kabir tarafına nüzul, iniş başlıyor ve dünyadan ziyade ahiret ona görünüyor, harekat ve amali uhreviyesinde çabuk o ittihamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da suizandan, yanlış düşünceden kurtulur, halas olur. Yani eğer öyle bir niyeti olsaydı, onu niye o zaman 40 yaşından sonra iddia edip kendisince ortaya çıksın ki? 20-25 yaşlarında, 30 yaşlarında yapardı. Ve birçok şeyi de elde ederdi. Onun olmadığını gösteriyor. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar harareti gariziyenin galeyanı hengamında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı adeta alevlendiği zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet, iffette nihayet derecede ve tamamı ismet, tam bir korunma hali ile Hatice-i Kübra radıyallahu anha gibi ihtiyarca bir tek kadın ile 27 sene onunla beraber oluyor. 25 yaşından 27 yıl boyunca. İktifa ve kanaat eden bir zatın 40'tan sonra, yani hararet-i gariziye tevakkufu engamında ve hevesat-ı nefsaniyenin sükuneti zamanında, kesret-i izdivar, çok evlilik ve tezevvücatı, yani o 27 yıl boyunca bir de 40 yaşındaki bir kadınla evleniyor kendi 25 yaşındayken, biz zarure ve bir bedah nefsani olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müsteniyet dayanmış olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccet. El velayet nasıl ki seyr-i sülük-i ruhani ile 40 günden ta 40 seneye kadar bir terakki ile derecat-i imaniyenin hakkal yakin derecesine çıkıyor. 40 defa hacc eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Taus denilen Ebu Abdurrahmanil Yemani. Yani az bir şey değil hakikaten. 40 defa hacc ediyor. 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılıyor. Taus-u Yemeni gibi 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden çok mühim pek çok zatlar. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife de bu kabilden. Evet, zihayatın bedeninde şaham, yağ suretinde iddihar edilen, depolanan rızkı fıtri, haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder, insanı idare ettirir. Hatta bir marazın, hastalığın veya bir istihrak-ı ruhani neticesinde 2.40'ı geçer, uzatılabilir. Nitekim, 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin harikulade halleri imkan-ı örfi dairesindedir. Yani mümkünat durumu. Hem keramet olur hem harikulade bir adeti de olabilir. Evet, Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin kudüsesi ruhu acip ve istihrakkârâne hallerde bulunduğu
tevatür derecesinde naklediliyor. 40 günde bir defa ekmek yemek yemesi vaki olmuştur. Evliya-i meşhureden 40 günde bir defa ekmek yiyip 40 gün yemeyen Osman-ı Halid'in. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin Said ismindeki mahlukun ve masluğun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi, hem müsin, yaşlı, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonuna nedamet edip pişmanlık duyup senin dergahına avdet etmek, dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor, sığınıyor, hassiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor, biz de ediyor. Bu hastalığın, yani çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar, manevi şehadeti kazandırması, lohusa zamanı olan 40 güne kadardır. Onun için alanı geniş tutulmuş şehadetin alanı. Mesela şimdiki korona gibi, devası bulunmayan hastalıktan dolayı, gark ve harktan dolayı, yanma ve boğulma gibi. Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Her insanın en önemli mesele, ebedi ahireti kazanmak veya kaybetmek meselesi. Kainatın fevkinde bir olay. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor, zamanın dehşeti görünüyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik, bir yerde 40 vefiyattan, 40 ölümden, yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratla müşahede etmiş ölüm anında. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verirse doldurabilir mi? Ve de bu 40 vefiyat İslam ülkesinde. İkincisi, üstad ümitsizliğe düşmemek için insanların ve onlar içerisinde namaz kılan da vardı. Ona göre. Rivayette var ki ahir zamanda bir erkek 40 kadına nezaret eder. Yani savaş gibi durumlar, doğumların 10 kadınlardan çok olması ki bugün görülüyor. Suriye'nin durumu, Irak'ın durumu, Afganistan'ın durumu en bariz bir örnek. Ve keza, yaş 40'a bali olduğunda iyi olsun kötü olsun. Ve nasıl bir ahlak olursa olsun rüsuh peyda eder, kök salar. Meleke haline gelir. Daha terk mümkün olmaz. Onun için bizde öyle derler. Hala 40 yaşına kadar düzelmeyen bir insanı kabir pakler. Ancak varacağı yer orası, başka türlü düzelmez. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat manayı harfi, manayı isim, niyet, nazardır. Bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsuludur. Kur'an'ın icaz dereceleri, mucize oluşu 40'a iblağ edilmiştir, 40'a ulaşmış. Her yönüyle mucize. Üstadımız Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye dedi ki, sen 41 Yasin-i Şerif oku. Muhacir Hafız Ahmet Efendi bir kamışı okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görülmezken, ikindi namazı vaktinde üstadımız daima itimat ettiği bir hatırasına binaen, Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye söyledi ki, Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek. Bununla ilgili benim gayet geniş tespitler.com, mehmetözçelik.com'da yaşamış olduğum iki hayatı, hatırayı orada anlattım. Video olarak da yazılı olarak da mehmetözçelik.com, tespitler.com. Rahmetli birisi de babamdı. Yani o 41 Yasin'i okudum, hayat tamamen değişti. Şafii mezhebinde Cuma'nın bir şartı 40 adam imam arkasında Fatiha okumaktır. 40 sahabeyle dünyanın 40 devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe eden. Ki baktığımız zaman hakikaten, yani ki Efendimiz zaten 40'a da gerek kalmaz, tek başına çıkmış. Ve neticede Hazreti Ömer'le 40 olmuş ve İslam'ı açıktan açığa. Ve Efendimiz vefat ettiğinde 120 bin kadar insan olmuş. Toplam 23 yıllık bir peygamberlik süresi içerisinde. Ve kısas, ayat-ı Kur'aniye, emir ve nehi, vaat ve vaid, cennetle müjde, cehennemle tehdit, terhib ve terhib, teşvik etme, korkutma, zecir ve irşad, kısas ve emsal, ahkam ve maarif-i ilahiyye ve ulum-i kevniyye ve kavanin, kanunlar, kainattaki ilimler ve şerait-i hayat-ı şahsiye, kişinin şahsi hayat şartları ve hayat-ı içtimaiye, toplumsal hayat ve hayat-ı kalbiye ve hayat-ı maneviye ve hayat-ı uhreviye gibi umum tabakat-ı kelamiye
ve marif-i hakikiye ve hacat-ı beşeriye insanların ihtiyaçlarına delalatıyla, işaratıyla cami. Evet, hükmü kanunu icra etmekte o mahkuma acımasa da hiddet edemez. Kısasa kısas. Da esse zalim olur. Hatta kısas cezası da olsa hiddetle katletse bir nevi katil olur. Çünkü adaleti uygulayacak, nefsini karıştırmayacak. Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu Fatih bir Rum mimarına teslim eder. İslam'ın adaleti. Mimar da Fatih'in arzusunu hilafına olarak bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır. Fatih cezaen Rum mimarının elini kestirir. Rum mimarı da Fatih aleyhine dava açar. Çünkü artık iş yapamaz, bari 3-5 kuruş tazminat alabilir miyim diye. Bunun üzerine mahkemeye celbedilen büyük padişah baş köşeye geçmek istemiş. Birdenbire hakimin şu ihtarıyla karşılaşmış, uyarısıyla. Oturma beyim, hasmınla mürafaa-i şer'i olacaksın. Yani şer'i olaraktan sorgulanacaksın. Ayakta beraber dur. Hızır Bey Çelebi bu koca şanlı padişah mazluğuna haksız el kestirdiği için kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin kesileceğini bildirir. Fakat mimar ve de şaşırır, hayret eder, feryadı basar çünkü böyle bir şey beklemiyor. Kendisi kim, bir padişah. Fakat mimar kısası istemediği için Büyük Fatih günde 10 altın, yani kendi kesesinden ve kendi kasasından tazminata mahkum olur. Ve hatta kısastan kurtulduğu için, yani eğer o mimar da kesilmesini isteseydi aynen kesilecek. Hiç bunun başka şeyi yolu yok yani. Ama davadan vazgeçerse o zaman bu tazminatı kendiliğinden 20 altına çıkarır ki o da kendi isteğiyle o mimar, Rum mimar bunu istediği için tazminat durumu. Hatta daha sonra cereyan eden olayda Fatih Hızır Bey'e diyor ki ben o koltuğu oraya mahsus koydurdum. Acaba bana farklı davranacak mısın? Eğer diyor ses çıkartmasaydın hançerini göstererekten bununla seni para para ederdim diyor. Hızır Bey de Çelebi ondan geri değil ki. Sen de inat etseydin diyor. Kızılcık değneğini tutarak bununla ben senin kafanı kırardım diyor. Bir şah bir gedayı öldürse şeriat kısasa hükmeder. İkisini de bir görür. Yani onun için burada adalet, insanlar hiçbir şeyde eşit değil ama adalette eşittirler. Adalette herkes eşittir. Kısmet, semere-i sahine çalışmasının neticesine, kısmetine rıza ise, memduh övülen bir kanaattır. Meyli sahiye çalışma meyline kuvvettir. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatınızla o da ıslah olur. Ama tabii Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Yani elbette önceden düşünmek, en azından Cenab-ı Hak'a yalvarıp hayırlısını talep etmek önemlidir. Kader-i ilahi ve kısmetimiz bizi başka çilehaneye sevk ettiler. Çünkü kaderin hükmü hakimdir. Kader konuşursa kudreti beşer susar. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar, şikayetler ve böyle olmasaydı, şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz. Çünkü ne biliyorsun? Biri de dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır. Talebinde kalaka düşer ve sürat-i zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Men amene bil kader, emine biner keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Ve kıssa. Hazreti Yunus'un kıssasında mühim esasları zikreder. Mütebakisini akla havale eder. Hakikaten ibretli. Zaten hemen girişinde ahzarın kasas diyor Kur'an. Beynen nas insanlar arasında taarruf etmiş, bilinmiş bazı kıssa ve hikayatı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir maksadı irşadı için temsil ve kinaye nev'inden zikredivermiş. Efendimizin tarzında Kur'an'da da bunu çok görürüz. Risale-i Nur da bu temsilleri çok kullanır. Kısası Kur'aniyeden, Kur'an'da peygamber kıssalarından Kıssa-i Musa aleyhisselam, adeta Asa-i Musa aleyhisselam gibi binler faydeleri var. Onun için çok zikrediliyor. En çok zikredilen. O kıssada hem peygamber aleyhisselatü vesselam'ı teskin ve teselli, hem küffarı tehdit, hem münafıkları takbih, kötüleme, hem Yahudileri tevbih, kınama gibi çok makasıdı, pek çok vücuhu, yönleri vardır. Onun için surelerde tekrar edilmiştir. Her yerde bütün maksatları ifade ile beraber, yalnız birisi maksudu bizzat olur, diğerleri ona tabi kalırlar.
kıssadan hisse almak. Kur'an-ı Kerim, Enbiya'nın kıssa ve hikayeleriyle terakkiyatın esaslarına, ki en önemlisi o yani, peygamber kıssaları alırken bilim ve teknoloji açısından bir derece terakkiyatın esaslarını belirliyor, işaret ediyor. Bunu da çok geniş detaylı, en az 20'den fazla Kur'an'daki kıssalar ile, mucizeler ile ilgili olarak da zamanımıza bakan teknolojik cihetleri ele aldım. Yine tespitler.com'da bakılabilir. Temellerine parmakla işaret ederek, ey beşer, şu gördüğün mucizeler bir takım örnek ve numunelerdir. Telahuk efkarınızla, fikirlerinizin birleşip bir araya gelmesiyle, çalışmalarınızla şu örneklerin emsalini yapacaksınız diye ihtar etmiştir. O noktada da teşvik etmiş. Manen her bir ayette, her bir kıssada çok maani manalar, çok fevaid faydalar, çok vücut, çok tabakat vardır. Her bir makamda ayrı ayrı mana ve faide ve maksat için zikrediliyor. Kur'an'ın mesail-i kevniyenin, kainattaki oluşmuş olan meselelerin bazısında ipham kapalı ve icmali kısa öz ise, irşadi bir lemay-ı icazdır. Altında külli manaları ihtiva etmektedir. Diğer bir madde kıyamet. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zamanı istikbal, umumen imkanattır. Yani mazi vukuattır, çünkü meydana gelmiş. İstikbal imkanattır, daha olmamış ama olabilecek durumda. Evet, şu alemin mutasarrıfı zişanı her asırda, her senede, her günde, bu dar, muvakkat ruh-i zeminde, haş-ı ekberin, değil mi? Kışın ölmüş tabiatı, baharın tekrar diriltmesi, akşam uyurken ölümün küçük kardeşi diyor Efendimiz, yarı ölüyoruz, sabah tekrar diliyoruz. Yani kalkamayan var. Rahmetli teyzem kalkamamıştı. Ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Kıyamet kopacak. Bunda şüphe yok. Haşir ve neşir olacak. Dar-ı mücazat ve mükafat olacak. Ceza ve mükafat yeri. Ta ki arzın mezkur ehemmiyeti ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin. Ve arz ve insanın halikı ve Rabbi olan mutasarrıf-ı hakimin mezkur adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı takarru edebilsin. Ve o baki Rabbin mezkur hakiki dostları ve müştakları idam-ı ebediden kurtulsun. Ve o dostların en büyüğü ve en kıymetdarı, bütün kainatı memnun ve minnettar eden, kutsi hizmetlerinin mükafatını görsün. Ve Sultan-ı Sermediye'nin kemalatı naks ve kusurdan ve kudreti acizden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takaddüz ve teberri etsin. Mevt-i dünya, dünyanın ölümü ve kıyamet kopması ise, yani hem dünya ölecek hem kainatın kıyameti kopacak. Yani tüm kıyamet kainat için geçerli. Bir anda bir seyyare, bir gezegen veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile, Allah'ın emriyle, küremize, misafirhanemize çarpması, bu hanemizi harap edebilir. 10 senede yapılan bir sarayın bir dakikada harap olması gibi. Yani bir kün emriyle olduğu gibi, aynı şekilde Cenab-ı Hak bir emirle de kıyametin, kainatın kopması için yeterlidir o emir. Çünkü bir emirle yapar Cenab-ı Hak. Hakikat-ı haşir ve kıyamet, ismi azamın ve bazı esmanın, derece-i azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse, haşir ve kıyameti, gece, gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür. İtminan-ı kalp ile, kalbin doyumu ile kabul eder. Eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Mesela Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Yani dünyanın son zamanında gelmiş. Ve Cenab-ı Hak bazı işaretler olsa da insanın ömrünü gizlediği gibi dünyanın da ömrünü gizlemiş, kainatın da gizlemiş. Kıyamet daha şu insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir, insanın eceli olduğu gibi. Kıyamet yakındır ferman ediyor kamer bir ihtarabet-i sağa. Çünkü bu bir insanın ölümünün yakın olması değil ki 3, 5, 10, 20, 100 seneyle olsun. Bu kainatın ölümü olduğu içindir ki onun için 1500 sene geçmesi gayet normaldir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kıyameti bekleyiniz, intizar ediyor, ediniz. Yani zaten Efendimizin gelişiyle insanlık artık kıyameti bekliyor. Dediğimiz gibi ahir zaman peygamberi. Yevmi fasıl olan her şeyin birbirinden ayrıldığı kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelemez diyor Cenab-ı Hak.
Kıyamette arz ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. Yani tekrar insanlar adeta baharda her şey topraktan çıktığı gibi insan da aynı şekilde kabirlerinden çıkacaklar. Pek çok nevilerde, hatta gece ve gündüzde, kış ve baharda ve cev ve havada, hava boşluğunda, hatta insanın şahıslarında, müddet hayatında değiştirdiği bedenler ve mevte, ölüme benzeyen uyku ile haşir ve neşre benzer birer nevi kıyamet, bir kıyamet-i kübranın, kainat çapında büyük bir kıyametin tahakkukunu ihsas ediyor, hissettiriyor, remzen haber veriyorlar. Her bir şahsı insaniye de kıyamet-i umumiye içinde bir kıyamet-i şahsiyeye delil olabilir. Onu gösteriyor. Nasıl kıyamet ve haşre muktezi var gerektiren ve haşri getirecek fail dahi muktedirdir. Öyle de şu dünyanın kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır. Çünkü oraya doğru gidiyor. Kıyametin kopacağı anında kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eser-i rahmet olarak ehli iman ruhları daha evvel kabzedilecek. Kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Ancak Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanlar imanların nispetinde hissedecek. Yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun güya, kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi. Yalnız ondan korkuyorsun, aklını başına al. Sen ve hususi dünyanın daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Her gün 300 binden fazla insan gidiyor. İnsan kendisi de onlar içerisinde olabilir her bir kimse. Bir hakim-i mutlak, kemal-i hikmetinden, bir dirhem kadar bir çekirdekten, yüzer batman faydeleri, gayeleri, hikmetleri dikkatle takip ettiği halde, dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek fayda, bir tek küçük gaye, bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok masarifini yapmakla, kendi hikmetine bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefahat irtikab etmesi hiçbir cihetle imkanı olmadığı gibi. Aynen öyle de bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan ve yüzer vazife ile teçhiz eden, hatta her bir ağaca meyveleri adedince hikmetler ve çiçeklere adedince vazifeler veren bir sani hakim, kıyameti getirmemekle ve haşri yapmamakla bütün haddü hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız zayi etmesi. O kadir-i mutlakın kemal-i kudretine aziz-i mutlak verdiği gibi, o hakim-i mutlakın kemal-i hikmetine hassiz abesiyet ve faydasızlığı ve o rahim-i mutlakın cemal-i rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o adil-i mutlakın kemal-i adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir. Kıyamet ve haşrin işi ve yapılması gözünü kapayıp hemen açmak kadardır. Belki daha yakındır. Ayette Nahl Suresi 77. Güneşin mağripten tuluğu ise, yani batıdan batması gerekirken doğması ise, bedahet derecesinde açıkça bir alameti kıyamettir. Ve bedaheti açıklığı için aklın ihtiyarı ile bağlı olan tevbe kapısını kapayan bir hadise-i semaviye olduğundan tefsiri ve manası zahirdir, tevbe ihtiyacı yoktur. O anda yapılacak tevbe geçersizdir. Kıyametle saadet-i ebediyenin geleceğine en büyük delil rahmettir. Allah'a rahmet sonsuz. Ve keza beşerdeki istidat, kabiliyetler kıyamete bir remizdir. Yani her yönüne bakıyoruz ki insan buranın malı değil, buraya ait değil. Ve her gelenin gitmesi de bunu gösteriyor. Ve keza beşerin gayri mütenahi nihayetsiz meyil ve emelleri kıyameti ister. Ve keza sani hakimin rahmet hazinesinin mahalli sarfı ancak kıyamet ve haşirdir. Evet, dünyayı ahirete kalbetmekle, değiştirip dönüştürmekle, kıyameti koparan kudret muktedirdir, güç sahibi, aciz değildir. Kıyamette ise inkılap bir değildir, değişim, dönüşüm. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, açık olması lazım gelir. Fetret-i mutlakanın zamanı ihraç edildikten sonra rivayet-i meşhur ile zamanı Adem'den ta kıyamete kadar eyyam-ı şer'iye ile şer'i günler ile tabir edilen 7000 seneden fetret-i mutlakanın zamanı tarh edildikten, çıkartıldıktan sonra 6666 sene kadar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir sayıya göre sayısı dini İslam'ın sırrını neşreden hakikat-ı Kur'aniye küre-i arzda ayrı ayrı perdeler altında neşri envar edeceğine, nurlarını yayacağına ayatın adedi işaret ediyor. Hatta ya'tiyallah bi emri. Bununla ilgili olaraktan
Hadiste ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyametin kopmasına kadar hak üzerinde galip olacaktır. Hadis-i şerif kaynakları. Şedde sayılır fıkrası dahi makam cifresi 1545 olup kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. Ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz. Mabeynimizde, aramızda tavassut edecek peygamber yoktur. Ki arada bu manada aracı olmuş olsun. Kıymet. Demek kıymeti yüksek ki bu kıyametle ilgili de aynı zamanda yine kendimin tespitler.com adlı sitemde çok geniş ve detaylı bir şekilde bu konuyu burada ele aldım. Yani genişçe burada kıyametle ilgili rahatlıkla kıyamet, kıyamet alametleriyle ilgili geniş bilgi var. Çünkü her biri başlı başına detaylı olduğu içindir ki ondan dolayı bunu genişçe detaylı bir şekilde birçok bu görüntülü yazılı olaraktan genişçe detaylı bir şekilde bu konuyu ele aldım. Buradan bakılıp istifade inşallah edilebilir. Kıymete gelince demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat, süslemeler ibret içindir. Kıymetsiz şeylerle kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Değil mi? Hakikaten insan o manada ahiret için yapmadığı her şey bu değerli elması cam parçasıyla değiştirmek gibidir. İnsan nur-u iman ile, imanın verdiği nur ile âlâ-i illiğine, en yüksek makama çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, eşit. Bazen madde daha kıymetlidir. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor antik olarak. İnsanın kıymeti o sanat Rabbaniye göre olur ve aynayı samedaniye itibarlıdır. Yani eti boyu vesaire değil, Allah'ın sanatı olması cihetiyle kıymetli. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halikinden istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Bir çare hakikatlar kıymetsiz eller kıymetsiz eder o hakikatları. Çoktur bunun yuvahı. Örnekleri de gayet çok. İnsanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise himmetin nispetindedir. Himmeti ise hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar. Her muhibbi dine, dini sevene ve aşık-ı hakikata lazımdır şu. Her şeyin kıymetine kanaat etmek ve mücazefe ve tecavüz etmemektir haddi aşmadan. Zira mücazefe kudrete iftiradır, abartmak anormal derecede. Ve daire-i imkanlı daha ahsen yoktur olan sözü, daha güzel yoktur olan sözü, İmam-ı Gazali'ye dediren hikmetteki kemal ve hüsne, güzelliğe ademi kanaattır ve istihfaf demektir. Yani onu bir derece hafife almak. Kız çocuğu, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki, oğlan çocuğunu seviniz demişler. Kızları ne için istisna ettin? Ferman etmiş ki, kızlar kendi kendini sevdirirler. Onlar fıtraten sevimlidirler. Evet, kız şefkat ve cemalin mazharı olduğundan, erkek çocuğundan daha ziyade sevilir. Bahusus bu zamanda ebeveyn hakkında kızlar daha mübarektir. Çünkü tehlike-i diniye, dini tehlikeye çok maruz olmuyorlar. Erkekler o cihette biraz daha fazla maruz kalıyorlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.